Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size beklenen gün geldiğinin haberini vermek istiyorum. Bugün size çok istediğiniz, çok beklediğiniz o silika sarfını bugün inşallah yapmaya çalışacağım. Bunun için çok çok istek oldu. Aslında ben reklam kazandıktan sonra bunu yapmaya çalışıyorum ama gerçekten özelden olsun, mesajlarda olsun, yorumlarda olsun, Allah razı olsun, desteklerinizi verdiniz. Bugün paylaşmak istiyorum sizlere. Anlatayım size kısadan bir şekilde. Islak kek tepsinin içerisine yerleştirdim arkadaşlar. Bakın 800 gramlık baklava tepsinin içerisine ıslak kek yerleştirdim. Parça parça bakın. Problem değil. Pandispanya kek de olabilir. Islak kek de olur. Gerçeğini, orijinalini Muiz kekle yapılıyormuş. Yani orijinal çıkaran insanlar bu şekilde söyledi bizlere. Muiz kekle yapıldığını söyler. Deviz kekten de olur. Islak kekten de olur. Ben kendim karartıncı söylüyorum. Pandispanya'dan da olur. Ama dediğim şekilde orijinal istiyorsanız Muiz kek diyor. Muiz kek de biraz daha güzel kek. Islak kek de bizdeki hazır mixten yapıyorum. Yani ıslak kek tarifini paylaşmak istedim, o da ilerleyen zamanlarda. Ben hazır mix kullanıyorum, onunla yaptım şu anda. Biraz daha videoyu kısa tutmak için amacıyla. Ben 8 gramlık tepsinin içerisine koydum. Normalde bir kilo baklava tepsini yapıyoruz. Bana biraz ince geldiği için keki biraz kalın olması lazım. Ben de biraz daha boyutunu küçülttüm. Biraz miktar fazla malzeme girince biraz yüksek olmasını düşündüm yani bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi kısa bir şekilde anlatayım. Tepsinin içerisine ıslak kek koyduk, bu şekilde yaydık. Üzerini merdanenle düzeltiyorum, eşit boyda olsunlar diye. Şimdi ayrı bir tencere getiriyoruz. Tencerenin içerisine karamel jöle, karamel jölesi ve ovalex. Bu mikserini arkadaşlar çırpıyorum, kabartacağım. İster makineniz varsa küçük mikserde olmadığı gibi eline çırpacağım. Birkaç dakika çırptığınız zaman, çırptan sonra içerisine küvertür ekleyeceğiz, küvertür. Küvertür ekledikten sonra arkadaşlar bunu bu kekin üzerine direkt sürüyoruz. Kekin üzerine sürdükten sonra bol bir şekilde kavrulmuş yer fıstığı atıyoruz. Boş kalmayacak şekilde, yüksek bir şekilde yer fıstığını ekliyoruz. Ekledikten sonra ayrıca bir tencerenin içerisinde şeker eritiyoruz, karamelize ediyoruz. Bunu da onun üzerine döküyoruz ve dondurma işlemi. Ondan sonra tekrar sos döküp kesiyoruz. Devam edeceğim. Bunu çıktıktan sonra tekrardan anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar biraz çıktım ben. Karamel ve oleksi. Gördüğünüz gibi. Bir tane çıktım daha doğrusu. Biraz ben 1-2 dakikada çıktım. Elle anca bu kadar olur çıkma işlemi. Bunun içerisine önceden eritmiş olduğum küvertür ekleyeceğim. Küvertür ekleyerekten yavaşça karıştıracağım. Aslında arkadaş yardım olsaydı daha iyi olurdu. Azar azar ediyorum bu yüzden. Geri kalanını sıyırıp ondan sonra devam edeyim. Geri kalanını sıyırdım. İyileri yediriyorum. Yedirimden emin oldum. Şimdi eldiven takıp bunu içine yayacağım. Arkadaşlar bunu içerisine döküyorum. Arkadaşlar bu özel tarife de çok beğeni gelmiyorsa ben size bir şey demek istemiyorum yani. Bu kadar uğraşıyorum, bu kadar işimin arasında sizler için bir tarif paylaşmaya çalışıyorum. Yani lütfen emeğimin karşılığını verin lütfen. Çünkü gerçekten birçok pastacıdan alamayacağınız tarifler paylaşıyorum. Birçok meslektaşım da ne demek istediğimi anlıyordur yani. Umarım bol bol like atarsınız. Bol yorum ve abone bekliyorum. İnşallah yardımcı olursunuz. Ben sizlere yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Haftada en az bir kere video çekiyorum. Sizlerin sayesinde ilerlemek, büyümek istiyorum. Umarım karşılığını verirsiniz. Ben size karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Hepinize tek tek yardımcı oluyorum. Gerek ki YouTube'dan, gerek ki Instagram'dan özelden yazıp, gerek işte TikTok'tan gerekiyor. Her türlü yazanlar yani her türlü insanları hepsine tek tek açıklama yaparak elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim şekilde ben 2-3 aylık daha yeni sayılırım yani. Bir yılı bile doldurmamış biriyim. Amatörce bir video çekimi olabilir. Ama büyüdükçe inşallah daha iyi olacağım. Sizlerin sayesinde. Evet. Bu şekilde sürüyoruz. Kavurmuş olduğumuz yer kısıtları kabuksuz. Bakın arkadaşlar. Ben bunu daha öncesinde kavurdum, soğuttum iyicene. Boşluksuz bol bir şekilde yayalım.
Burasına dikkat edin. Bol bir şekilde diyorum bakın. Üzeri tamamen kapansın. Çünkü boşluklar kötü görüntü gösteriyor. Elimle. Hatta hafiften merdane de geçebiliriz. Ben merdane getirip geliyorum. Merdane de çok hafif bir şekilde düz olsun diye. Yani çok aşırı bastırmayın. Alttaki yumuşak. Yani birbirine girmesinler. Çok hafif bir şekilde itekleyerek. Gerek de duymayabilirsiniz. Ben biraz daha düzgün olsun istiyorum. Şimdi tamam. Arkadaşlar. Şimdi bunu ayırdık. Şimdi ayrı bir tencere içerisinde şeker ekliyorum. İçerisine tereyağı ve sıvı şant atıyorum. Bunu da beraber devam edelim. Arkadaşlar şeker ocağa koydum. Krokan pişirir gibi bu şekilde kısık bir ateşte yavaş yavaş eriyene kadar, iyice erince videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker iyice eridi. Rengini alana kadar biraz daha beklettim. Altını kısık yapın. Kenarları yanma oluyor. Bende de hafiften yanma oldu zaten kenarlarında. Pek bir sorun olmaz. Tencereniz biraz zor çıkar. İçerisine tereyağını ekliyorum biraz. Sıçrayabilir, dikkat edin burada. Gördüğünüz gibi. Karamelize tereyağı değil, normal yağ da olur ama tereyağı lezzet verir. Bu yüzden dolayı tereyağını tercih edin. Tereyağı eriyene kadar karıştıracağım. İçerisine sıvı krema atacağım. Sıvı şantı daha doğrusu. Sıvı şantı attıktan sonra devam edelim. İçerisine sıvı şantı ile döküyorum. Sertleşecektir, korkmayın. Eriyecektir. Dondu falan demeyin. Elim yandı bu arada. Döktükten sonra elinizi çekin. Benim gibi böyle eliniz olmasın. Bir dakika kadar kaynatalım. Kaynattan sonra altını kapatalım. Arkadaşlar tezgahında soğutun. İster tepsinizi, ister tavanızı, neyle soğutmasını soğutun. Tezgahın müsait. Tezgahın içerisinde soğutuyorum şu anda. Bıçak yardımıyla, mikro yardımıyla neyse koyulaşana kadar, koyulaşana kadar demişim, soyuna kadar böyle karıştıralım. Hafiften yoğunlaşacaktır kıvamı. Ondan sonra yerçitin üzerine süreceğim. Ben videoyu bir gün öncesinden çekiyorum arkadaşlar. Bunun donması falan işlemi olacak. O yüzden dolayı yarın inşallah, bugün günlerden çarşamba mı? Salı mı bugün ya? Erol kardeşim bugün salı mı, çarşamba mı ya? Hatırlıyor musun? Vallahi abi. Sen de mi unuttun? Aynen. Unuttuk. Günleri karıştırdık yani, çalışa çalışa. Dedim herhalde pazartesi dün. Bugün salı. Çarşamba günü atacağım inşallah. Evet evet. Yarın çarşamba. Çarşamba günü paylaşırım. Tarifin kalan kısmını. Dedim işler çok yoğun geçiyor. Nedenimizi bile bilmiyoruz yani arkadaşlar yani. Bazen kendi videolarımı izliyorum. Kendi videolarımı izlerken yani kendimi dinlerken bile ben de çok tuhaf şeyler konuşuyorum farkında olmadan yani, ne bileyim yani böyle yani saygımda kusur etmemek için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Açıklama yapmak zorunda kalırım ama bazı mantıksız şeyler söylüyorum, ben de kendi farkındayım. Erol kardeşim şu anda video çekerken bile gülüyor. Dediğim gibi yani size yardımcı olmaya çalışıyorum, ne konuştum bile bilmiyorum. Bazen dinlerken kendi kendime gülüyorum. Kelimeler bazen ne dediğimi bile şaşırıyorum yani. Çok hiç alakası olmayan kelimeler söylüyorum yani. Dediğim gibi videoya biraz daha ciddiyetimi korumak için bu yüzden dolayı anlatmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın. Videoyu devam ettireceğim birazdan. Arkadaşlar bu şekilde. Çok aşırı da bekletmeyin. Hafiften ılısın yeterli. Çünkü çok durdukça şeker sertleştiriyor. Bu yüzden dolayı. Eldivenin bir yerini çıkartıyor neredeyse. Baktığınız biraz fazla geliyor. Karamel fazla gelme ihtimali var. Çünkü şeker oranı biraz fazla. Biraz sert tutması için. Fazla geldiğini görürseniz karamelinizi biraz üzerinden alın. Her türlü kullanırsınız zaten bunu. Tıraş şerbet bir üzerinden de kullanırsınız. Çok dikkatli olun yayarken. Yer sıfırını oynatmamaya dikkat edin. Çünkü dediğim gibi yerinden oynatacak kadar şiddetli bir şekilde sert şu anda kıvamı. Sert yapmasak da sinitasımızın böyle elden ayırırken biraz fazla lastikli olmuyor. O yüzden dolayı görseli biraz pek hoş olmuyor. Ben ilk yaptığımda daha 750 gram girdiğim tarifli aldığım arkadaşım
biraz fazla şekerin miktarını biraz daha arttırırsam biraz daha güzel olacak söyledi. Biraz arttırdım ve bu şekilde karamel gayet iyi. Fazla da değil, az da değil arkadaşlar. Gayet tam istediğim gibi oldu şu anda. Arkadaşlar şimdi bu şekilde dolaba atıyoruz. Dolap da donuyor. 1 saat kadar olabilir yani. 1 saat de geçkin olabilir, yarım saat olabilir dolabımızın şiddetine göre. Ama iyice donsun, kesilecek kıvamına kadar donsun. Yani donduktan sonra kesiyorsun. Kestikten sonra üzerine bir sos dökme işlemi yapacağız. Dediğim şekilde arkadaşlar biz bunu bugün iş sonu şu anda. Saat 3-4 arası şu anda öğleden sonra. Özür diliyorum. Yarın çıkartıp kestikten sonra üzerine soslayıp bu şekilde yarın paylaşacağım dediğim videoyu. Bir gün öncesinde yaptım sizler için. Arkadaşlar biz de tarifi meslektaşlarımızdan alıyoruz. Biz de birbirimizle paslaşıyoruz. Yani onlar bizden, biz onlardan bir şeyler almaya çalışıyoruz. Sanmayın ki bizler çıkartıyoruz bu ürünleri. Bütün ustalar için geçerlidir. Herkesin bir aldığı... Çok özür dilerim arkadaşlar. Herkesin aldığı bir profesyonel ustası vardır. Yani meslekte mesela markalar geliyor. Markalar bize ürün tanıtıyor. Ürün tanıtırken bunları democu diyoruz. Onlar bir fikir veriyor. Onlar bir tarif veriyor. Yani bunlardan onların izniyle bizle paylaşabiliyoruz. İzin olmayan insanları almıyorum. Bu arkadaşımdan Allah razı olsun onun tarifini de paylaşmamın izin aldım, müsaade aldım. Bu şekilde paylaşıyorum. Sizde ben de paylaştığım için sizler de benim paylaştığım şekilde bana karşı saygılı olarak bana beğenmeniz ve like atmanız, bol bol like atmanızı ve yorum yapmanızı gerçekten çok istiyorum. Hepinize Allah razı olsun. Birazdan video birazdan diyorum. Yarın videonun devamını çekeceğim inşallah. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu videoyu ertesi gün çekeceğim demiştim. Bugün dondu. İyicene dondurdum. Gördüğünüz gibi biraz yaklaştı kardeşim. İyicene dondu. Gördüğünüz gibi. Sizin yapıyorsunuz. Kenarlarını kesiyoruz. Bayağı serttir. Ona göre biraz zorlanacaksınız benim gibi. Salmasın beklemeyin. Çok salmasın. Salarsanız iyi sonuç alamazsınız. Salarsa iyi şekil çıkmaz yani. Normalde bunların kalıpları olur arkadaşlar. Kare şeklinde. Tepsiyle falan değil de bildiğiniz uzun bir şekilde vardır, kalıplar vardır. Bende de o şu anda olmadığı için böyle zorluklarla geçiyoruz. Bir tane jilatin üzerine çıkartayım, ondan sonra tekrardan ters çevireyim. Şimdi geri yapışma olasılığı yüksek. Tekrar aynı tepsi üzerine ters çevireyim. Bu şekilde. Güzel bir jelatini çıkarıyorum. Ve kesiyorum. Ben 5'e 3 dilim kesiyorum. 5 dilim böyle, 3 dilim böyle. Uzunluğunu kesmesi tamamen size kalmış. Bıçak getirelim rahatlıkla. 3 parmakla da ölçebilirsiniz. 3, 4, 5. Hafiften 3 parmaktan büyük olacaktır. Bayağı donuk için eziyorum. Testere bıçağı getireyim. Burada kesmiyorum. Testere bıçağı getirdim arkadaşlar. Bayağı zorlandım kesmekte. İnşallah bundan keseriz. Çok salmamasını isterim ama testere biraz salmasını bekleyeceğiz. Keserken biraz baya baya zorlanacaksınız. Ben içini yaptığımda da zorlandım. Bunda baya zorlandım. Çünkü dediğim gibi şeker oranı biraz daha yükselttim. O yüzden dolayı bu kadar sertliktir.
Duraklatayım. Bu sırayı keseyim. Burayı keseyim. Biraz zorlu kesim olacak. Siz kendiniz nasıl kesmek isterseniz. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar böyle mesela 5'li kestim. Bu şekilde 3. 3 bu şekilde keseceğiz. 3. Bizim koyacak. Geri kalan kesten sonra devam etmek istiyorum. Arkadaşlar kesim işlemi tamam şu anda. Terek getirdim, terek üzerine bunları alacağım, soslayacağım şimdi. Keserken baya baya zorlanacaksınız. Kenarlar hafiften büyük gelebiliyor. Hafiften kenarlarını kesebilirsiniz. Evet, hepsini kullanın. Ona göre işleyin. Ama size kalmış bir şey. Arkadaşlar bunun için ayrıca bir sos eritmemiz lazım. Küvertürü eriteceğiz. 1 kilo küvertür sütü küvertürü eriteceğiz. İçerisini eritten sonra 300 gram ayçiçek yağı ekleyeceğiz. Ben şimdi hatırlatma onu torbama koyup devam edeceğim. Evet. Sosum hazır. Biraz yaklaşık atacağım. Bu şekilde falan olacak. Biraz sert gelirse biraz daha ayçiçek ekleyebilirsiniz. Burası olduğu için donacaktır yani. Ayçiçek yağı fazla oldu diye içelim. Daha rahat dökebilmek için torbaya koydum. Kepçeyle dökebilirsiniz. Ben sos sıyırma işlemi yap, tekrar doldur, tekrar işi yapmamak için yapayım. Gel biraz iyice yaklaş kardeşim şimdi. Sosunu verdikten sonra donduracağız. Dolapta. Gerek kalmayabilir. Ortam soğuk olabilir. O yüzden donmayabilir. Donmasını beklemeyebilirim. Sizin ortamınız nasılsa bilmiyorum kardeşler. Burada ön taraftan kapanma var mı? Şunlar aynen abi. Öbürkü de var. Tamam. Bol bir şekilde sıkın. Ön tarafa bir daha gel abi. Bunu. Evet abi. Geri kalanlarını da videonun kendini devam ettirmeyeyim. Kendim sıkayım, ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar hepsinin üzerine soslarını verdim şimdi. 1-2 dakikada dolapta durdurdum. Hafiften kabuklara kadar durdu. Tekrar çıkardım. Mendillerimi ayarladım buraya. Mendillerimi alıyorum. Pasta mendillerini. Üzerlerini yazdıracağım şimdi. Snickers. İster yazırsanız, ister yazmazsanız, ister kalem çekersiniz üzerine. İster sade kalsın. Tamamen size kalmış bir şey. Gerçekten bol bol like atmanızı bekliyorum. Çok aşırı bir emek var bunda. Umarım destek olursunuz. Sizler için bu güzel video çektim. Ve yapanlar lütfen yorumla altına belirsin arkadaşlar. Yaptım, oldu veya da olmadı. Olmama gibi ihtimali Allah'ın izniyle kesinlikle yok. Tamamen birebir tarifimi paylaşacağım sizlerle. Çünkü hepsini uygulamalı şekilde yaptım. Bütün tariflerim olduğu gibi birebir kendi tariflerimi paylaşıyorum. Umarım sizler de başarılı olur. Videolarını çekersiniz. Resimlerini çekersiniz. Instagram hesabım profilinde mevcuttur. Oradan resim atmak isteyen oradan atabilir. Evet, kalem doldurduk. Biz kalem dediğimiz torbaya doldurduk. Beyaz yazdım. Biraz da yaklaşalım şimdi.
Diğerlerini yazdıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar yazılarımı yazdım. Şu an tamamdır. Servis hazırdı Slippers'larımı. Biraz yaklaşsın mısın kardeşim? Yazılar ve görsünler görsel olarak. Üzerlerinden yaklaşan bir fark geçersen. Buralara doğru. Bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Bir tanesini tabii ki her zaman Snickers yaptığınızda kestiğiniz gibi en büyüğünü alayım. Burada 3 kişi yeriz bunu. Çıkartıyorum. Yaklaşmış. Olay budur diyorum. Evet. Bunu buraya koyalım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok tekrar ediyorum bunu ama gerçekten çok güzel tarif paylaştım. Lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basın. Beğenmezseniz dislike atabilirsiniz. Arkadaşlarınızı önerirseniz arkadaşlarınız da bana yardımcı olabilir, destek olabilir yani bu konuda. Hepiniz Allah'a emanet olun. Soru ve görüşlerinizi yoruma belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.